Gaziantep'te biber salçası üretim tesisleri vatandaşların salça ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor. İşletmeler vatandaşlar kışlık salçasını almak için salça imalathanelerine akın ederken, salça üreticileri ise günlük 20 tona kadar salça üretiyor. Şu an 100 kilo biberimizden 12,5 kilo, 13 kilo yakın bir salça çıkıyor. İmalathanede 3 makineyle birlikte günlük 20 tona yaklaşık biber üretimi yapıyoruz. Yani bu da büyük, ciddi manada büyük bir meblağdır. İnsanlara bayağı büyük bir talep var bibere. Antep olduğu için yoğun ilgi var yani. Hazır olan salçanın maliyeti 250 lirayla 300 lira arası değişiyor. Onun maliyetleri biraz arttığı için fiyatlarımız da bayağı yükseldi yani. Bayağı bir talep var. Fiyatların yüksek olmasına rağmen yine de çok büyük bir talep var yani. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya bu civardaki müşterilerimizden de büyük bir talep var. Her sene geliyorlar, salçalarını yapıyorlar. Gurbetçilerimiz direkt imalatlarını alıp kurutup yurt dışına kadar götürüyorlar. Antep salçası zaten vazgeçilmez yani. Yurt dışında da büyük bir talep var şu an. Ya biliyorsunuz ki Antep bir gastronomi şehri. Salçada olmazsa olmaz adam. Dolmaya giriyor, kuru fasulyeye giriyor, çiğ köftemiz var, lahmacunumuz var. Yani her türlü yemeğe salçamız giriyor. Bundan dolayı da Antep'in en önde gelen gıdalarından biri de salçadır. Ama bir vazgeçilmez yani salça. En küçük çekirdek aile 100 kilo alıyor. Büyük aileler 500 kiloya kadar alan ailelerimiz var. Yani bu da demek isteniyor ki yani bayağı bir tüketim var salça konusunda her yıl. Geçen yıl 12-13 bandında gidiyordu. Bu sene 20 liraya kadar ulaştı şu an biberimiz. Tabii vatandaşlarımız o konuda çok şikayetçi. Ama yine de almak zorundalar. Yani bizim vazgeçilmemiz, paraya bakmıyorlar, alıyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Aşağıdaki işlemlerden sonra salçamız bidonlara konuyor. Daha sonra dama çekiyoruz. Şu şekilde kurutma aşamasına geçiyor. Kurutmamız yaklaşık olarak hava sıcaklığından dolayı 4-5 gün kadar sürüyor. 4-5 gün sonra salçamız hazır vaziyete geliyor. Salçadaki en büyük önem zaten Gaziantep'in güneş ısısı. Güneş ısısını yiyen salça hem lezzetli olur hem de gıda bakımından çok büyük bir sağlıklıdır yani. Kaynatma sistemi olmadığı için daha hijyenik ve daha güzel. İyice doldu.